tarihini, köklüğünü ülkenin en eski şey kurumlarından birisidir. Kızılay'da geçler. Siyut toplum kuruluşlarıdır. Ama Yeşilay bir yani, dönem, yani, bir dönem Yeşilay yatay kurumlardı. Onun için söylüyorum. Evet, 4 sene önce Başbakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanlığı'nda katkılarıyla şu anda çok iyi. Yani sivil toplum o anlamda zaten çok önemli ama Yeşilay, Kızılay bir tarafa koyuyorum zaten, Kızılay ayrı bir şeydir ama Yeşilay sivil toplum kuruluşları içinde en aktif olması gereken, en faal olması gereken, biraz önce de söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten çok özel bir önemi var ki şu anda dünyada sigara yasağını en iyi uygulayan ülkeyiz. Dışarıdan görüldüğü gibi bakmayın. Evet. Sanki Türkiye'de sigara denetimi yapılmıyormuş. Yok, kesinlikle çok başarılıyız ve sigara kullanma oranı %30 oranında düşmüş Türkiye'de. Çok müthiş bir rakam bu. Yani İnşallah. 3 kişiden bir kişi sigarayı bırakmış. Müthiş bir şey bu. Bu denetimlerin başarısını gösteriyor. Vatandaş da buna uyuyor. Çok güzel bir şekilde. Evet. Kesinlikle. Mesela Beykoz'da gazetecilerimiz falan biliyor mu bilmiyorum ama çok büyük bir sigara şikayeti yok bana gelen. Teşekkür ederim. Kapalı yerlerde. Çünkü bizim işte sağlık müdürü bendim. Bu denetimleri ben yapıyordum. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta bununla ilgili denetleme şeyi vardı. Toplantımız da vardı. Değerlendirme toplantımız vardı ilde. Orada da konuşuldu. Ve çok öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Sanki denetleme yapılmıyormuş gibi ama. Beykoz'da Şubat ayı içinde 1060 tane işletmeyi denetlemişiz. Çok katı. Çok katı bir şekilde denetliyoruz. Ha, amacımız tabii insanlara gidelim işletmesini kapatalım, ceza verelim. Onun yerinde değiliz. Ama uyarıdır. Denetlemenin amacı da olur zaten. İnsanlara illa ceza yazmak zorunda değilsiniz. Gittiğiniz kurumda ben senden ceza yazmak için bahane bulursam, ararsam bulurum işte. Çok olur. Yani, önemli olan insanlara o yasak olduğunu hatırlatmak ve uymasını sağlamaktır. Ceza yazmadan da insanlara yasaklara uydurabilirsiniz. Ama zorla kalırsak da cezasını yazarız. O başka. Ama sigara yasağı Türkiye'de çok güzel bir şekilde uygulanıyor ve çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bizim kadar, bu kadar katı ve bu kadar güzel uygulayan bir ülke yok. Yani her ülkede uygulamaları vardır. Kapalı yerlerde şeyi vardır. Uygulaması işte. İçkili nedir? Restoranların içilmez, kahvelerde içilmez, orada içilmez, burada içilmez ama bizim gibi evler hariç şu anda kamu alanında sigara içmenin yasak olduğu ve bu kadar başarılı uygulandığı başka bir ülke yok dünyada yani. Çok güzel. Bu da tabii Cumhurbaşkanımız bunun için çok güzel bir önem veriyor. Çok güzel. Güzel bir önem veriyor. Onun da bir etkisi tabii ki var. Çok büyük bir etkisi. Çocuklar da çaresiz. Anneler zaten çaresiz. Biz biraz daha babaları dışarıda tutuyoruz. Babalar zaten eğer görevlerini ifa ediyor olsalardı bu çocuklar bu konumda olmazlar. Beykoz'da babalar bu konuda sıkıntı olur. Ama Hatice'ye bak, şuna kısaca bir arayken, ben geçen sene Kadınkolu Başkanlığı yaptığım zaman Beykoz'da bir proje verdim. Benim çocuğum yapmaz değil mi, bağımlılık kapınızda. Beykoz'daki anneleri biz getiremedik. Yani anneler de çok ilgisiz. Hayır, ben benim bir çok ilgisizler, getiremedim yani. Necla'm, çok az kadın geldi. Hayır, şöyle söyleyeceğim. Bizim kadınlarımız, Beykoz'da kadınları, ben onun etüdünü yaptım. Bakın bu proje, benim bir başka projem vardı. Bunu 3 yıl ben çalıştım. Giden kaynakamla. Beykoz'daki kadınlar eşi şuraya git dediği zaman gider sözüm meclisten dışarı. Arkadaşım tam üzerine geldi, alın bakalım. Beykoz'daki kadınlar kocası buraya git dediği zaman gider, kocası oraya gelme dediği zaman gelmez. Kocası yemek yeme dediği zaman yemek yemez. O tip diye sanırlar. Dolayısıyla eşi izin vermediği için o toplantılara gidemez. Biz bir önceki kaymakamla, müftülükle sağlıklı birey, mutlu aile, huzurlu toplum diye bir proje yazdık. Ve bu projenin müftülük ayağı vardı, sağlık müdürlüğü ayağı vardı, milletim ayağı vardı, sosyal yardımlaşma ayağı vardı. Biz bu projeyi çok geniş kapsamlı tutmuştuk. Ancak o projemiz bütçesi çok yüksek olduğu için yarım kaldı. Sadece müftülük tarafı başladı. Milli eğitimde çok küçük bir kısmı sizden çekimde eğitimde beraber. Birlikte beraber. Yok, birlikte yaptık biz şeyleri. Hiçbir şekilde ben kavacıkla oturuyorum. Eğitim ayağını müftülükle birlikte biz yaptık. Yani müftülüğün 15 personeli, bizim de 10 personelimiz vardı. Seminer çalışmaları başladı. Ama birinci ve ikinci seminer konuları da işlemedi. İşte hocam çok kısıtlı kaldı. Kanlıca'ya gelmedi bile. Kavacık'ta duymadım bile. Bakın. Hayır biz hocam. Biz dernekte... Dernekte. Arkadaşlar neyse onları geçelim şimdi. Şey. Biz yani, yeni bir... Biz bir bırakalım onları. Biz şimdi yeni bir oluşum oluşturduk. Evet. Yok ben oluşumla ilgili bir şey söylemiyorum. Yani bu ihtiyaçtır, acil ihtiyaçtır.
Tabii. Öncelikle ilk milli eğitimden başlamamızın sebebi bu. Evet. Çocuklar, bizim çocukları, siz zaten okul müdürü olarak, daha önceki göreviniz, öğretmen olarak, yani Beykoz'u çok eskiden tanıyan, Beykoz'u sıkıntılar çok ilgilen bir insan olarak, sizin burada idari göreviniz bizim için çok büyük bir şans. Ben Müdür Bey'i defa tanıyorum ama... Yok, Müdür Bey değil. Müdür Bey, okul müdürlüğü dolayısıyla da... Ben de akşamleyin CV'sini okudum. Öyle mi? Bizim için çok daha büyük çok Beykoz'u. Evet. İnşallah. Bu projeyi tekrardan ele getirelim. Şey ama dediğim gibi biraz daha geniş kapsamlı işlerle ilgili size söylemek istediğimiz daha geniş şeyler var. Ya mesela okuldaki rektör hocalarımızla ilgili, bu çocukların tespitiyle ilgili. Müdür Bey, biz genel merkezden bize tabii broşürler geldi bu geçen haftasıyla ama ortaokullara ve ilkokullara dağıtılmak üzere. Onları sizin kanalınıza dağıtabiliriz sanıyorum. Onları tabii ki, nasıl iletelim size? Bize getirdiğiniz zaman biz okullarımıza ulaştırıyoruz. Evet. O zaman biz o broşürleri sizlere iletelim. Çünkü bizim birebir asma veya götürme okullara gitme girme şansımız yok. Ben onları size ileteyim. Tabii. Çıkarken de bir iletişim başka şeyi zaten alalım. Zaten bu elinizdeki bunlardan broşürde, da çok sayıda var. Yok, başına, büyük afişler yok, var da ben evet. Şunu demek istiyorum. TBM evet. ifadesi Türkiye Bağımlılıkla Mücadele. Evet. Bizim zaten içerisinde olduğumuz, ortağı olduğumuz bir proje. Tabii. Bu projeyi biz de okullarımızda uygulamaya başladık. Tamam. Ben size şeylerle birkaç gün önceydi, ilçe kaymakamımızın başkanlığında bağımlılıkla mücadele komisyonu toplantısı yaptık. Bu toplantıda ilçemizin konuyla alakalı bütün siyasi, belediyeden, askeri garnizonların komutanlarından, birliklerinden, ondan sonra sivil eğitimden, sivil toplum örgütlerinden birçok kişi, yetkili kişiyle birlikte toplandık. İlçemizin bir kritiğini yaptık. Neler yapıyoruz, neler yapabiliriz ile alakalı çalışmalar yaptık. Sizin orada olmanız aslında gerekiyordu ama acaba... Haberimiz olmadı. Ben sonradan duydum. Haberimiz olmadı. Belki ama kuruluş aşamasında olduğunuz için... İşte kuruluş aşamasında olduğunuz için... Onun için evet. Kaymakam Bey'in ilgisi olsaydı sizi davet ederdi zaten. Tabii. Şimdi bugün işte Kaymakam Bey'i de sizden sonra ziyaret edeceğiz yani inşallah. Bununla alakalı ben orada da sunumda bulundum. Orada da ifade ettim. Bizim okullarımızda 83 tane rehber öğretmenimiz bu işin eğitimini aldı. Evet, biliyorum. Eğitimler zaten işçiler tarafından verildi. Evet, geçen yıldan verildi. Arkadaşlarımız okullarımızda her yaş grubuna hitap edecek 5 ayrı alanda eğitim veriyorlar. İlkokul 1. sınıftan başlayan, sağlıklı yaşamla başlayan, 4. 5. sınıflarda teknoloji bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. 5. sınıftan itibaren de veya 6. sınıftan itibaren de tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, liselerde de uyuşturucu bağımlılığına yönelik çalışmaları, eğitimler verilmeye başlandı. Okullarımızda veriliyor. Bunların ayrıca Halk Eğitim Merkezi'nde kurs modülü altında kurs olarak da, paket program olarak kurs olarak da velilere, yetişkinlere de kurs olarak da veriliyor. Yani bizim personelimiz yeterli bu konuda. Öğretmenlerimiz yeterli. Bunun tanıtımını yapıp talepleri oluşturduğu takdirde her zaman için örgün ve yaygın eğitimde bunun çalışmalarını biz yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikte daha güçlü olarak. Evet.